Şey, bakar mısın? Ergüzar Korel ve Engin Akgürek sevenlerine bomba haber. Bir Aşk İki Hayat filminin galası dün gece yapıldı sevgili seyircilerimiz. Galaya Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Erkan Can, Perihan Savaş ve Aras Bulut İynemli gibi ünlü isimler katıldı. Bakın gecede neler yaşanmış. Hep ay çay olsa da içsek. Şey, bakar mısın? Umut ben. Güzel oyuncu Bergüzar Korel'le yakışıklı oyuncu Engin Akgürek'ten 14 Şubat sürprizi. Tut elimi buradan gidelim, olmaz demedim, dinle beni bir. Bir Aşk İki Hayat filminin galasına ünlüler akın etti. İnanılmaz bir şey hakikaten. Hepimiz... Görüntülerin ortaya çıktı. Gecede bakın neler yaşandı. Eğer mümkünse her şeyin yapılması. Hem Türkiye hem de yurt dışında geniş hayran kitleleri bulunan Engin Akgürek ve Bergüzar Korel ilk kez aynı projede buluştu. Saçmalarsam? Merak etme, yüzüne yolma. Dağıtırsam? Toplarız. Kaybolursa? Dün akşam gerçekleşen Bir Aşk İki Hayat filminin galasında yıldızlar geçidi yaşandı desek abartmış olmayız. Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Perihan Savaş, Erkan Can, Aras Bulut İnemli. Kimler var kimler? İşte 14 Şubat'ta vizyona girecek Bir Aşk İki Hayat filminin fragmanı. Şey, bakar mısın? Umut ben. Hayatı büyük olaylar yönlendirir derler. Oysa hayat aldığımız küçük kararların toplamıdır. Ben çok nasıl oldu bu ikili sence? Ben ikisini de çok beğeniyorum. Engin Akgürek, Bergüzar Korel. Onlar Karaday mı? Beraber Karaday'da mı oynadı? Hayır canım. Onların ikisini başka bir... Bir dakika, Kara Para Aşk'ta bunlar ikisi mi oynuyordu? Hayır. Kim Tuba Büyüdüsün'le oynadı Engin Akgürek. Ha, o zaman bunlar ikiz mi? İlk kez değil galiba. Bir tane daha filmde olabilir yani. Ama film olabilir. Nasıl enteresan bir uzun bir çift. Ben Bergüzar Korel'in evet. Saçlarına bayılıyorum. Hah, onu soracağım sana. Kısa saç çünkü her kadına yakışmaz. Muazzam ve... oldu. Yani sen de kısa saç kullananlardansın. Karakterini ortaya çıkardın düşünüyorum. Aa. Yani bence saç kadının çok önemli bir parçası. Evet. Karakterinden çok şey yansıttığını düşünüyorum. Bergüzar Korel'in de bence tamamen yani bütün tablosunu tamamlayan bence aksesuara yakıştı yani. Çok yakıştı. Yani ben son senelerde gördüğüm kısa saçın bu kadar kendisiyle bütünleşti. İnşallah uzun bir süre uzatmaz yani proje ona dışında. Da ilgili biliyorsun bir eleştiri geldi. Ay, Şabaniye aman, dediler. Aman bir şey söyleyeceğim. Heh. Evet bir açıklama yaptı. Yani çok yazıklar ağır olsun. Ben bir kadına bunu söyle. Bu arada da yani biz Şabaniye ile büyüdük ayrı evet. Konu da. Yani bu güzelim kadına şunu benzetenin ben aklına ne diyeyim? Bunu şaşıracaksın, şaşırmayacaksın ama iki yani kadınlar söyledi yine. Aa, çok şaşırdım. Evet, evet. Şöyle şey yok bizde biliyorsunuz. Var bu arada. Var onu, o da var. Mesela yani böyle esprili kaşık çok tatlı iltifat edenler, yorum yapanlar. Ama ya benim de hayatta bazen fiziken çok beğenmediğim kişiler oluyor. Evet. Ben beğendiklerime yazmayı tercih ediyorum. Bravo. Değil mi? Doğrusu o zaten. Beğenmediğini niye yazıyorsun ki? Beğenmediğinin niye yorumunu arttırırsın? Peki, niye onun için efor sarf edersin? Peki Aras Bulut açıklamasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Ne dedi tam olarak? Evet, dedi ki biz sevgililer günü kutlamıyoruz. Kutlamıyoruz dedi. Valla ben de kutlamayacağım, kutlamıyorum. Ama onun sevgilisi var. İşte ha öyle mi? Ha. Onlar hediyeden kaçmış dermişim. Ya haklı.